Güzel günler tekrar efendim. Sabah sohbetleri ikinci ve son bölümüyle sizlerle birlikte iddia ediyoruz. Yine keyifli bir program sizlerle birlikte olacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden 3 değerli isim bizlerle birlikte efendim. Çok kültürlü yaşamı konuşacağız. 2 öğrenci arkadaşımız ve bir öğretim görevlisi misafirimiz bizlerle. Öncelikle öğrencilerimizden başlayalım müsaadenizle onları tanıtmaya. Sonia Sanocu bizlerle birlikte eczacılık bölümü öğrencisi, İranlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Evet, sohbet edeceğiz. Ebu Bekir Saleh bizlerle birlikte endüstri mühendisliği öğrencisi ve Suudi Arabistan ve Nijeryalı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi süper konuşuyor Türkçe'yi birazdan. Ve danışman modern diller birimi öğretim görevlisi Kenan Başaran bizlerle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkürler. İyi programlar. Sağ olun hocam. Evet, çok kültürlü yaşamdan bahsedelim. Öğrenci arkadaşlarımızdan değil, sizden başlayalım hocam. Öncelikle siz bize birazcık anlatın. Daha sonra ben kardeşlerimize sohbete geçeceğim. Burada çok kültürlü öğrenci birliği danışman hocası olarak bulunuyorum. Evet. Konuya onunla girersek belki çok daha iyi olur. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde hep gururla söylediğimiz 65-70 değişik ülkeden öğrencimiz var diyoruz. Bunları kaynaştırmayı amaçladık ve Türk dilinde kaynaştırmayı amaçladık. Böyle bir birlik kurduk. Turkish Speaking Multicultural Society diye. Çok güzel bir birlik. Amaç Türkçe konuşarak tüm ülkeden misafir arkadaşları kültürlerimizi paylaşmak, empati yapmak. Süper. Hocam kaç farklı ülkeden kulüpte arkadaşımız var? İsterseniz ben topu kulübün başkanına atayım. Kulübün başkanına. Evet, konuşmayı onunla sürdürebiliriz. Peki, teşekkür ediyorum. Değerli dostum, direkt ismini hitap edeceğim. Tabii. Bey'i falan kaldırıyorum. Tabii, daha samimi olur zaten. Daha samimi. Sen Türkçeyi benden iyi konuşuyorsun. Onun için hiç samimi olamayacağım seninle. Evet, kulüpte kaç farklı ülkeden arkadaş var ve bu kulübe nasıl başladınız? Nereden aklınıza geldi böyle bir proje? Yani hocamızın az önce söylediği gibi okulda bir sürü ülkeden öğrenci var. Biz de hani baktık o aradaki yani öğrencilerin gelen, sonuçta herkes farklı bir kültürden, farklı bir ülkeden gelmiş. Herkesin farklı kültürü var. Her ne kadar öğrenciler birbiriyle anlaşıyor olsa da biz bir platform oluşturmak istedik ki herkes daha çok kaynaşsın. O kültürel sorunları kalksın aralarımızda. Birbirimize daha iyi anlayalım. Ve bu kültürleri öğrenelim diye. Hani benim için çünkü böyle bir yere gelmek ve o kadar ülkeden insan varken bu kültürlere tanıyıp yaşamak isterim yani. Belki ileride böyle bir fırsatımız olmayabilir. Yani ilk amacımız oydu. Ve gittikçe farklı aktiviteler yaptık ve öğrencilerden gayet güzel tepkiler aldık. Sonia da o şekilde bizim etkinliklerden birine katıldı. Ve hani herkes o ortamı beğeniyor. Çünkü hiçbir baskı yok. Böyle sakin, güzel etkinlikler yaparak her öğrenci katılıp hem başka kültürleri tanıyor hem de Türkçe öğrenmeye gayret edenler var. Türkçe öğrenmeye de fırsatları oluyor. Yani o şekilde başladık kulübün amacını. Bir sürü ülkeden üye var kulübe. Yani neredeyse okulda tabii yaklaşık 60 ülkeden öğrenci var ama neredeyse bir çoğu var yani bizim kulüpte. Süper. Devam edeceğim. Sonia, senle devam edelim. Geldiğin yer İran, neticede belirli bir kültürün içerisinde doğdun, büyüdün, yaşadın ve öğrenci olarak geldiğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde işte Türkçe konuşuluyor. Gerçi Azeri kökenlisin, Azeri Türkçesine hakimsin. Kültür farklı ve bu kültürleri kaynaştırıyorsun burada yaşarken. Nasıl oldu? Zor oldu mu? Şu anda neredesin? Bu kültürün neresindesin? Neresinden tutuyorsun? İlk başta geldiğimde çok zor oldu. Yani ben Kıbrıs'a önce Türkiye ile karşılaştırdım. Sanki Türkiye'ye geliyorum diye öyle bir zihinsel şeylerle geldim de. Ama çok farklıydı. Çok küçük bir yerdi, ada.
çok aksant olarak çok farklıydı. Benim bildiğim Türkçe ile çok farklıydı. Yani bazen hiç, ilk başlarda hiç anlamıyordum onların dediklerini. Daha ama yani geçti bu iki senede daha onlar da çok Kıbrıslılardı, daha çok kaynaştım ve daha farklı şeyler öğrendim. Hem onların kültürlerini, daha giyim tarzlarını, yemekleri çok farklıydı. Bizler de daha diyelim ilk başlarda ben aç kalabilirdim yani öyle bir öyle bir şey vardı, fark vardı da yavaş yavaş böyle kendimi alıştırdım yani. Her şey şimdi çok güzeldi, şimdi resmen bir Kıbrıslı oldum diyeyim ileriye. En çok ben yemekten gireyim, en çok hangi yemeği seviyorsun, ne yiyorsun en çok? Ben en çok kendim yapıyorum yani, hem Kıbrıs'tan hem Türkiye'den hem İran'dan öyle karışık bir şeyler yapıyorum ama bu çok Kıbrıs'ta şey dersen bu molehiyayı çok severim yani. Vallahi. Evet yani bayılır ama molehiyayı. Hocam öğrenciler molehiyayı öğrenmişler. Evet. Süper. Sen? Şimdi molehiye dediğinde ben şaşırdım da aslında bizde de Suudi Arabistan'da molehiye var. Ama biz ona molehiye deriz. Aa. Öyle mi? Evet ama bunu şimdi öğrendim ben. Bak işte her gün yeni bir şey öğreniyorum. Senin nasıl oldu? Yani kaç yıldır buradasın? Eylül 2009'dan beri buradayım. Eylül 2009'dan beri buradasın. Evet. Yani yaklaşık 3,5 yıldır. 3,5 yıldır aşağı yukarı buradasın. Peki sen ilk geldiğinde neredeydin? Yani hayatın neresindeydin Kıbrıs'ta? Şu anda neredesin diye sormak istemiyorum. Esasında nerede olduğun belli. Türkçe'ye acayip hakimsin. Ama yine de sorayım, şu anda neresindesin? Yani... Özellikle bugünlerde şimdi benim okul hayatım, Kıbrıs'taki okul hayatım sonuna geliyor. Bir ay sonra mezun olacağım. Onun için üzgünüm. Çünkü çok güzel bir tecrübe yaşadım burada. Kal o zaman. Master falan yap, kal yani. Yani başta benim için son yön dediğinden benim tecrübem birazcık farklı. Yemek konusunda ben hiç zorluk çekmedim açıkçası. Çünkü Türk yemeği ve Kıbrıs'taki yemekler bizim Suudi Arabistan'daki yemeklerle çok farklı değildi yani. Yani aşağı yukarı her türlü o geleneksel, tabii birkaç geleneksel yemeğin dışında. Yani örnek vermem gerekirse ister işte kuru fasulye olsun, kebap olsun, istediği gibi molehiye, yani bu tarz işte bezelye falan, bu tarz yemekler bizde de vardı. Yani onun için çok fazla fark yoktu. O konuda sıkıntı çekmedim ben. Benim bana en zor gelen bir tek dil konusunda sıkıntı çektim başta. Onun için de gayret ettim. Sen fazla sıkıntı çekmişsin demek ki başta. Birazcık. Peki Kıbrıs aksanını konuşabiliyor musun? Azıcık konuşabilirim Kıbrıs ama az. Çok değil. Mesela ne konuşuyorsun, ne söylüyorsun? Söyle, konuş, duyalım bari. Ne bayım be Buraş tabi. Ne diyeyim? Kıbrıs aksanını severim ama çok fazla bilmem ama. Bir daha söyler misin? Bir daha söyle. Ne bayım Buraş tabi. Vallahi süpersiniz. Peki. Kültürel, çok farklı bir kültürden geldim. Ben senin yaşadığın, doğduğun, büyüdüğün yerleri gerçekten çok merak ediyorum esasında. Hani sadece sosyal medyada, internette takip ettiğimiz, televizyonlarda, haberlerde izlediğimiz kadar biliyoruz. O kadar. Yani hiçbir şey bilmiyoruz. O coğrafyadan geldin, farklı bir kültürden geldin ve buradasın. Şimdi bir artın var. İşte Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde, siz de hocamız da ifade etti ki benim hayatımın bir kısmı da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde geçti. Benim de çok fazla arkadaşım var Doğu Akdeniz'den. Dünyanın birçok yerinden öğrencilerle buluşuyorsunuz. O bir artıdır. Çünkü farklı kültürlerle buluşuyorsunuz. Ama ilk defa bu coğrafyaya giriyorsunuz. Belki ilk başta dezavantaj gibi görünüyordu senin için. Eksiydi ama bunu artıya çevirmişsin. Türkçeyi çok iyi öğrenerek. Nasıl oldu? Yani zor oldu mu senin için? Başta zordu. Zaman geçtikçe daha kolay oldu. Dediğim gibi başta ben geldiğimde bizim okuldaki hani öğrencilerin çoğu da Türkçe konuşuyor. Hatta herkes Türkçe konuşuyor. Evet. Ve bir iletişim, bir şekilde iletişim kurmam gerekiyor. Yani onun için Türkçe öğrenmem tek yoluydu. Anladım. Senin Türkçe'ye geleceğim ama onu sona bırakıyorum. Peki yemeklerimiz farklı. Gerçi molehiye dedin. Molehiye sizde de var. Molehiye deriz biz. Ne? Molehiye. Tamam. Evet. Ondan. Onun dışında ne yersin, ne içerdin? Kebaplar falan. Buradan mı bahsediyorsunuz? Hem orada hem burada. Yani orada
Yine o şekilde birkaç tane daha geleneksel yemekleriniz var. Tabii onları burada bulamayız. Ama onun dışında hani genel olarak bizim orada yediğimiz yemek ve buradaki çok fazla farklı, çok farklı değildi. Ben Sonya gibi gerçi yemeğimi yapmam burada. Ama sürekli dışarıdan yemek yerim ve Türk yemeğini yerim. Yani artık zaten alıştım. Oraya gittiğimde de bazen mesela diyorum, a keşke İskender olsa da yesem, mantı olsa da yesem. Çünkü bizim orada yok. Hocam demeyin. Bu var ya, gittiği yere bir tane İskender kebap falan da açar yani. Aslında var da. Düşünüyor musun yoksa? Valla var aslında. Ama işte tabii her zaman Türkiye'de ya da burada Kıbrıs'taki kadar güzel olmaz yani. Her türlü. Kıbrıs kültürünü tanıyor musun? Mesela Kıbrıs düğünlerine hiç gittin mi? 3,5 yıldır buradasın. Çok fazla tanıdığımı söyleyemem. Neden tanımıyorsun? Neden gitmedin? Çünkü biraz benim... sıkıştırayım. Hayır, bizim... Yani benim bulunduğum ortamda çok fazla Kıbrıslı yok. Bir, bizim mesela bölümde benim Kıbrıslı arkadaşlarım çok az. Ve yaptığım tüm aktiviteler, hani aktif olduğum yerler hep okulla alakalıydı. Yani okuldan uzaklaşamadım açıkçası. Yani mesela ben 4 yıldır yurtta kalıyorum okulun içinde. Hı hı. Yani bu bir mesela. Dışarıya çıksaydım belki daha çok halkla muhabbet olurdum, daha yakın olurdum Kıbrıs kültürüne. Ama Türk kültürü daha yakın geldi. Anladım. Sende neydi durum? Yani sen kültürünü buraya, sen kültürünü burada yaşayabiliyor musun mesela? Yani ne dinlersiniz müzik işte? Ya, müzik deniriz. Müzik daha, ne dinlersiniz? Nerelere gidersiniz normalde İran'dayken? İşte nasıl vakit geçirirsiniz? İşte düğünleriniz nasıldır? Buradaki düğünlere gittin mi? Buranın yaşayışına bakıyorsun. İşte burada bir işte yaşam var, bu yaşamla senin geldiğin yaşam çok farklıydı, onları kıyaslıyorsun, nasıl oluyor? Çok fark var yani, benim geldiğim yerde siz biliyorsunuz biz kapalıyız, yani burada herkes açıktır, bu çok büyük bir farktır önce, evet. Kültür olarak. Daha bizde alkol yasağı var kullanmak da, burada açıktır ama biz daha az kullanıyoruz zaten, orada kalmış yani önce bir şey var yani öyle. Daha çok gitmeyiz yani barlara falan yani öyle, yine de kafelerde falan takılırız hobi olarak. Ya da yurttayız, arkadaşlarımız evlerinde toplanırız. Diyelim Kıbrıs kültürüne de o kadar yani ben yakın düşmedim ama bir yeni yani yeni birkaç ay tanıdığım bir Kıbrıslı aile var, onlarla gidip geliyorum da daha yeni çok yani içine girdim yani Kıbrıs'ın nedir kültürü. Ama düğünlere hala fırsat olmadı, inşallah yaza doğru. Belki olur, beni davet edenler de. Davet etsinler orada, de gidin yani. Evet, 3,5 yıl kalmış gitmemiş. Sonra gelmiş Kıbrıs'ta yaşadım deyip gidip hava atacak memleketinde. Peki şey sorayım sana. İran, biz İran'ı işte çok sert, işte çok kapalı, işte çok işte rejimi çok ciddi anlamda uygulayan olarak görüyoruz. Ama devlet başkanınızı hayranlıkla takip ediyorum, onu söyleyeyim. Yani çok ne farklı bir sempatim var ona karşı. Bilmiyorum sen herkes, ne düşünüyorsun? Herkes öyledir, siz de burada Türkiye'liler çok sever Ahmadinejad. Dışı seni yakar, içi beni yakar mıdır onu da bilmiyorum, evet, ama. Evet yani. Öyle mi? Bizim gördüğümüz kadar çok mu sert hakikaten İran? Çok sert. Maalesef öyle bir durum var. Birkaç senedir biraz çok sert oldu her şey ama inşallah düzelir. Düzelecektir muhakkak. İnşallah. Düzelecektir. Evet hocam, bu kadar farklı kültürlerde insanlarla bir arada olmak çok keyifli olsa gerek. Keyifli, zenginlik ama lafta kalıyor. Yani bunu biraz daha az önce de değindiğin gibi burada 4 yılını geçiren bir kişi Kıbrıs kültürünü tanımadan mezun oluyor. Yani bu zenginliği karşılıklı yaşamamız lazım. Bizim bu birlik olarak çabamız o yönde zaten. O yönde yaptığımız aktivitelerde hiç İngilizce bilmeyen Kıbrıslı ve Türkiye'li öğrenciler mentorluk yapıyorlar, hocalık, koçluk yapıyorlar. Hı. Türkçe bilmeyen yabancı öğrencilere tekerleme öğretiyorlar. Yani evet. O kadar hoş ortamlar oluyor ki, belki bu bir şeyde okyanusta küçük bir taş. Bunun genişlemesi lazım. Hakikaten yaşamamız lazım yani bu çok kültürlülüğü. Ama şöyle bir şey var hocam, bu işte bilmiyoruz dedik ya, bilmemekten ziyade hani biz ezberi bozup aslında bildirmemiz yani, şimdi arkadaşım 4 yıldır, 3,5
yıldır burada mesela, işte 3,5 yıldır işte espri olarak söyledik, işte düğüne gitmedim dedik ama ben mesela Doğu Akdeniz'de okuduğum dönemlerde şey vardı, işte sene sonuna doğru birlikler gece düzenlerdi. İşte Egeliler Birliği vardı atıyorum. Giderdik, sadece Egeli vardı orada. İşte zeybekler oynanırdı falan. İşte Malatyalılar gecesi olurdu. İşte Karadenizler gecesi olurdu. Ama hep o bölgenin insanlarını gördük. Mesela Ebu Bekir'i görmezdik işte Egeliler gecesinde. Ama benim kültürümü tanıtmam gerekiyor. Veya işte Kıbrıslılar gecesi olurdu hafta sonları. Ama sadece Kıbrıslılar olurdu atıyorum orada. İşte Ebu Bekir olmazdı orada veya kardeşimiz olmazdı. İşte eksikliğimiz de bu değil mi? Hani biz bir organizasyon yapıyoruz. İşte kendi kültürümüzü yaşıyoruz. İşte ama kendi kültürümüzü yaşarken ben size de kendi kültürümü öğrenmek, öğretmek istiyorum. Yok galiba bizde. Kendi kendimize yaşayıp bitiriyoruz mu? Yok, o kadar şey olmayalım canım. Hangi Kıbrıs gazetesini açsanız olumlu haber bulamıyoruz, olumlu mesajlar da veririm. Aslında dünyanın sorunu da bu. Yani çok kültürlü yaşam, sınırlar kalktı. Hani o global köy dediğimiz şey, iletişimin, ulaşımın bu kadar kolaylaştığı bir çağda, farklı ırktan, farklı cinsten, farklı kültürlerle internet ortamında da olsa bir araya gelebiliyoruz. Yani. Tabii ki. Bunu nasıl iletişimi ya da bu şeyi, aradaki buzları nasıl eriteceğiz? Bir şekilde farklı kültürleri tanıyarak eriteceğiz. Bizim burada kendi ölçeğimizde yaptığımızda bu buzları eritmek için yabancı arkadaşların Türkçe öğrenmesi. O süper bir şey. Oradan başlayarak. Çünkü tanıdıktan sonra karşı tarafı da, kendi dilini konuşan bir yabancıyı gördükten sonra, o da benim gibi ana baba evladı diyorsun yani. Aynen, onun da duygusu, paylaşıyorsun. Aynen. Mesela siz Nijerya gecesi falan düzenliyor musunuz arkadaşlarla toplanıp böyle? Sizin müzikler, sizin yöreye ait. Düzenleniyor. Ben de onunla ilgili zaten size bir şey söyleyecektim. Şimdi okulda hala o dediğiniz geceler düzenleniyor. Düzenleniyor mu? Düzenleniyor o hala. Özellikle bugün bizim Beach Club'da Kıbrıs gecesi var. Evet. Şimdi ben okulda öğrenci konseyinde yabancı öğrenciler temsilcisiyim. Ve mesela Kıbrıs gecesi var. Yani aslında okulun öğrencilere bu konuda özellikle yardım ettiği bir sürü konu var. O da o konulardan biri. Yani mesela bu akşam Kıbrıs gecesi var. Hı hı. Ve ben yabancı öğrencilerin temsilcisi olarak bu farklı ülkelerden gelen öğrencilere biletleri dağıtıp ve katılmaları sağlamak. Hı hı. Yani ben onun için 2 hafta önce, yani ya da 1 ay önce o organizasyonu kesinleştikten sonra bana haber geliyor ve onu ben yayınlıyorum. Yani bizim okulun uluslararası merkezinin sitelerinde yayınlıyorum. Her ülkenin birlik başkanına ile temasa geçiyorum ve o geceye katılmalarının için ben çabalıyorum. Evet. Süper. Yani o kültürü tanımak tabii istiyorum diyorsun. Yani sadece Kıbrıs gecesi, ayrıca yani sürekli mesela atıyorum biletler biter, hala insanlar gelmek ister. Yani öğrenciler de var o istek, yani gelip öğrenmek isteyenler var. Süper. Mesela bugün Kıbrıs gecesine gidersen kuracağın ilk cümle ne olur? Kıbrıslıca mı konuşacaksın? Ne dersin? Söylesene. Biraz önce söylediğin cümle neydi? Onu sonra soru cümlesi vardı. Nasıl gider? Ne varsın be? Ne varsın be mi diyeceksin orada? Samimi olan arkadaşlara denilebilir. Süper, süper. Hocam bu tip şeyler acayip keyif veriyor. Yani süper. Türkçe'ye gelelim. Bizim zamanımız hızlı ilerliyor. Nasıl öğrendin Türkçe'yi? Zor oldu mu? Başla sadece. Nasıl oldu? Dizi izledim. Müzik dinledim. Türkçe müziklerini çevirdim. İngilizce'ye çevirdim. İngilizce'den Türkçe'ye, Türkçe'den İngilizce'ye. Yani çevremdeki neredeyse bütün arkadaşlarım Türk. Yani ve sürekli onlarla takılırdım yani. Mesela sadece derste olursan, sadece ders esnasında kullanılan terimleri öğrenirsin. Dersten sonra mesela bir pikniğe gidersek o Türk arkadaşlarımla, o zaman piknikte kullanılan terimleri öğreneceğim. Hani o şekilde neredeyse tüm hayatım onlarla geçtiği için, tüm vaktim. O şekilde bir geri kalan insanlardan daha hızlı öğrendim. Hangi şarkıları dinledin ve hangi diziyi izledin merak ettim. Hangi diziyi izledin?
Şimdi bana Kurtlar Vadisi deme. Hayır, onu izlettirmeye çalıştılar. Hani artık izlemiyorum çünkü vaktim kalmıyor. Hangilerini izledin? Öyle Bir Geçer Zaman ki izledim. Hala da izliyorum. 1,5 yıl oldu. İntikam izliyorum. 20 dakika. Bu yeni olanlar. Ama gerçekten bağımlısı oluyorum yani. Bölümü kaçırdığımda internetten açıp izliyorum artık. Bak ben sana var ya, bir ara benle takıl, ben sana Behzat Ç'yi izleteceğim. Süper. İzledin mi Behzat'ı? Hayır, baktım biraz ama izlemedim yani şey olarak. Asıl orada Türkçe çok iyi kullanılıyor, onu izleteyim sana. Ya tabii şimdi onlar hepsinin dışında en çok kız arkadaşımdan öğrendim. Nereli kız arkadaşım? Antalyalı kız arkadaşım var. 3 yıldır birlikteyiz. Bütün bu dizileri de birlikte izleriz. Bu dizileri ne kadar aşk entrika dizisi varsa izliyorsun vallahi. Hep kız arkadaşım yüzünden mi oluyor bunlar? Yani çoğu öyle yani. Neredeyse hepsi öyle oluyor. Hanım köylü olmuş. Sen izliyor musun dizi? Hangilerini izliyorsun? Vallahi. Ne izliyorsun mesela? Şimdi desek İntikam var, Merhamet var. İntikam, Merhamet. Muhteşem Yüzyıl var, Kuzey Güney var. Evet. Ama eskiden Aşk-ı Memnu vardı, Bin Bir Gece vardı, yani onları izliyorduk. Ben de izledim onu. Hangisini? Aşk-ı Memnu. Hangi şarkıları dinliyordun sen? O soruyu sana da soracağım. Türkçe öğrenirken. Daha çok pop dinliyorum. Yani yeni müzikleri dinlerim. Mesela en sevdiğin şarkı? Yani dinlediğim Sertar'ı dinlerim. Sertab Erener. Evet. Kim başka? Murat Boz'u dinlerim biraz. Böyle kırışık bir şekilde yani. Süper, sen? Ben de Tarkan'ı çok severim. Dudu şarkısını. Öyle mi? En favorimdir, evet. Başka? Başka Sertab'ı dinlerim de Petek çok severim. Petek Dinçoz'u ve onun yani çok var. Diyelim Mustafa Sandal. Onu da çok severim. Evet, Mustafa Sandal güzel. Yurben Ergen. Bunlar hepsi poptur yani. Pop şarkıları da var. Pop şarkılar. Yani yöresel şarkılar öğretmiyor mu kız arkadaşın sana? Yok. Antalya'ya Ankara'nın özgü. Bağları. Ankara'nın bağları diyor bak. Ankara'nın bağları. Tabii Ankara'nın bağlarını bilirim. Oynarız ara sıra arkadaşlar. Oynuyor mu? Tabii ki. Vallahi çok olağanüstü, çok keyif aldım. Ben son sözlerinizi alacağım. Yemin ediyorum bak, çok samimi söyleyeceğim. Yani bitirmeyi istemediğim programlardan bir tanesiydi bu. Onu söyleyeyim önce. Acayip keyiflisiniz. Son sözlerinizi rica edeyim. Ben herkese tavsiye ederim Kıbrıs'ı gelip görmeyi. Çünkü çok güzel bir adadır. Her şey çok güzel. Çünkü insanlar bir harikalar. Yani Türkler hepsi bir harikalar. Yani Kıbrıs değil. Gittiğinde memleketinde söylüyorsun değil mi? Evet, yani herkese tavsiye ederim. Gelsinler, görsünler. Bir harikada bir okulumuz var. Süper, bence de. Sen de söyleyeceksin. Benim için bugünlerde çok duygu dolu anlar yaşıyorum. Her gittiğim yere diyorum, acaba son kez mi geliyorum? Acaba bir daha fırsatım olacak mı? Bunu son kez mi yapıyorum diye. Yani benim için çok iyi bir tecrübeydi. Ve gelmeden önce buraya öyle olacağını hiç bilmiyordum. Onun için ben gurur duyuyorum gerçekten gelip Kıbrıs'ta olup da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde okuduğum için. Önüme çıkan herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii hocamıza çok sağ olsun. Ve herkesin Kıbrıs'a gelmesini tavsiye ederim gerçekten. Evet, sen de ülkende bahsediyorsun değil mi? Tabii ki de. Muhakkak. Tabii ki de. Süper. Sayın hocam. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bizim çok kültürlü öğrenci birliğinin her ülkeden Türkçe konuşan temsilcileri var. Bu programın tekrarını da yapabiliriz. Farklı ülkelerden temsilcilerle bu fırsatı verirseniz. Kesinlikle. Hocam ben şu konuda üzüntü yaşıyorum. Yani ben bu kadar geç bilgim olduğu için ve programdan sonra da hemen Dürüye Hanım'la da konuşacağım bu konuyu. Olağanüstü bir şey. Yani şimdiye kadar yapmamış olmak benim için büyük bir eksiklik. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar tekrar çok sağ olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Beni çok gülüp gülerken görmeye alışık olmadığını söyleyen çok fazla izleyicim var. Mesajlar geliyor bol miktarda. Çok fazla güldük. Yani acayip keyifliydi. Hakikaten Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde çok fazla milletten öğrencilerin olduğunu biliyorduk zaten. Ama o arkadaşlarımızla burada buluşmak çok güzeldi. Bunun için Doğu Akdeniz'e bir teşekkür gönderiyoruz buradan. Efendim sabah sohbetlerini ve Günaydın Kıbrıs'ı noktalıyoruz. Birazdan kısa haberlerle karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın.
özenle ürettik. Topraklarımızın bereketi, sağlıklı lezzetin sırrı Oba Ayçiçek Yağı. Oba Yağı KKTC Distribütörü Interay Trading. Interay Trading bir MTS grup kuruluşudur. Acapulco, sınırsız tatil keyfi için doğru seçim. 665 otel odası, 185 adet bungalovlarda 5 yıldızlı tatilin keyfini çıkaracaksınız. Bedeninizi ve ruhunuzu yeniden birleştirerek size huzur ve enerji katacak bir yer. Benzersiz güzellikleri keşfetmek için Acapulco Ocean Spa'ya bekliyoruz. Acapulco'da düğün organizasyonları bir başka. Düğün ve diğer organizasyonlarınızı unutulmaz kılmak istiyorsanız Acapulco'yu seçin. Acapulco, sınırsız tatil keyfi için doğru seçim. Kalenin boyaları renk renk rengarenk. Kalenin boyaları renk renk rengarenk. Boyayın duvarları, renklendirin yuvaları. Boyayın duvarları, renklendirin yuvaları. Kalenin boyaları renk renk rengarenk. Devri. Car Plus'tan bir avantaj daha. Motorlu araçlarda seyir sefer ücretlerini Car Plus ile ödeyin, otomatik iki taksite bölelim. Hem de masrafsız, komisyonsuz. İkiden fazla taksit istiyorsanız hemen 444-5000 arayın. Car Plus, her zaman her yerde. Küçücük bir hayalle